Mayıs benim için öfke ve direniş ayıdır. Mayıs benim için hüzün ve yenilgidir. Mayıs ayı bitmez. Tam bitecekken yine gelir kendini hatırlatır. Mayıs ayı eve geldiği de ürpertici bir gecede bizim çocukları astılar diye kesik kesik ağlayan babamdır. Bu ülkenin onuru, masumiyeti, direnişi, temiz kalmış son çocukları asılmıştır Mayıs ayında. Ama Mayıs ayının hıncı ve kurbanları bitmemiştir, bitmeyecektir. Diyoruz ve başlıyoruz. Merhabalar. Nino'nun gündemi başlamış bulunuyor. Konuğum Kadim Laçim ve bugün denizleri anıyoruz. Onlara konuşacağız. Bizlere nasıl bir inanç bıraktılar, nasıl bir direniş bıraktılar ve biz bugün neredeyiz? Belki oraya da geleceğiz ama öncelikle konuğuma merhaba demek istiyorum. Hoş geldin Kadim, beni kırmadın, sağ ol. Bugün benimle birliktesin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Umarım herkes iyidir. İşte bildiğiniz gibi 1,5 aydır yarı kapalı cezaevinde. Aynen. Yarı açık cezaevi diyelim. Çünkü yarı açık. Benim evim biraz bahçesi olduğu için yarı açık diyoruz. Yani dairede yaşayanlar biraz daha kapalı. Daha kapalı maalesef. İyi misin? Pardon. Şunu bir şey göndermek istiyorum ama bir türlü olmadı. Birazdan yapayım. Paylaşmak istedim. Nino'nun gündemini de onun için şey yapmıştım. Kadim, koronayı da belki ileriki süreçlerde konuşuruz ama bugün denizleri analım istiyorum. Denizlerden bahsedelim. Aslında senden bir kere şeyi alayım. Ne düşünüyorsun? Denizleri anıyoruz derken hani hangi şeyle gidelim? Neden tutuklandılardan başlayalım bence. Ondan sonra da arkasından bir sürü şey konuşacağız zaten. Evet. Siz de başında belirttiğiniz gibi Mayıs ayı önemli bir aydır. Sadece bizim Ben dinliyorum. Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Tamam. Bizde hani bir söz var. Mayıs ayların gülüdür de. Yani hem baharın başlangıcı sadece bizim hem direnişin ve hem de 68 kuşağının o topraklarda başkaldırı yapan sembollerin dar ağaçlarında ya da çatışmalarda, işkencede katledildiği bir aydır. Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta Deniz Yusuf Hüseyin'i dar ağacına götüren sistem 18 Mayıs'ta bir sene sonra 18 Mayıs'ta İbrahim Kaypakkaya'yı, 31 Mayıs'ta Nurak Dağları'nda yine Tahko'ları katletti. Katletti. Evet. Mayıs ayı o yüzden önemli bir aydır. Mayıs ayı yaratan sebepler nelerdir? Tabii ona bir bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. 60'lı yıllar, 65'te başlayan yıllar dünyada bir memnuniyetsizliği getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzündeki sistemleri ele geçiren uluslararası kapitalizm sömürgeleri yarattı, kendine göre sistemler inşa etti ülkelerde, kurmaya çalıştı. Kendine uşak hükümetler, devletler yaratmaya başladı. İşte Vietnam işgali vardı Amerika emperyalizmi tarafında. Öbür tarafta da yeryüzünde yaşayan eğitimli, aydın, kentli gençlerin bir başkaldırısı başlıyordu. Paris'te başladı bu önce. Dünya çapında giderek uluslararası kapitalizme kendisi için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisi için kurmaya çalıştığı yeryüzündeki, yani dünyadaki
sisteme bir tepki büyümeye başladı. Bu önce gençlik içerisinde başladı. Yani eğitimli gençlik, üniversite gençliği içerisinde başladı. Giderek toplumun diğer kesimlerine yayılmaya başladı. İşte Türkiye'de de bu kendisini ODTÜ'de gösterdi, İTÜ'de gösterdi. İşte benzeri üniversitelerde gösterdi 65'ten sonra. Biliyorsunuz dinliyorum. Türkiye'yi böyle bir değerlendirirsek, yani misaki milli sınırları içerisindeki o ülke topraklarındaki gelişimi şey yaparsak, Bolşevik devriminden sonra 1920'de Mustafa Supiler'i katletti o sistem. Karadeniz'de 15 kişiyi denize gemiye bindirerek Trabzon, Samsun sahillerinde katletti. Ondan sonra yani bu kişiler Bolşevik devrimi Sovyetlere gittiler. Dönüşte Erzurum'a geldiler. Orada bir gerici halk örgütlediler. Tepki, protesto vesaire. Neyse sıkı yönetim komutanı bunları Trabzon'a gönderdi. Oradan Karadeniz sahillerinde katletti. TKP'nin kurucularını, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucuları Mustafa Süpi ve 15 arkadaşını. Arkadaşlarını, evet. Evet. Bundan sonra İkinci Dünya Savaşı işte başladı. 1942-45. Yani o Süpiler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra katledildiler. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. Bütün savaşlar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı da paylaşım savaşlarıydı. Egemenlik kurma, sömürü ve soygun düzenlerini inşa etme savaşlarıydı. Başkaldıranları, itiraz edenleri yok ediyorlardı. Kendilerine göre bir sistem kuruyorlardı. Bu demek istediğim, böyle bir gezegende bu yapılanmalar çoğaldıkça bu Türkiye'de yansıdı. Türkiye'de de tek partili rejimin sonu 1955 ve 56'larda Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle tek partili rejim sona erdi. Demokrat Parti diye bir parti geldi, iktidara uzun yıllar kaldı. Ondan sonra o parti 60'larda Cemal Gürsel Genelkurmay Başkanı bir darbe yaparak o partiyi uzaklaştırdı. O parti uzaklaştı ama o parti kitle içerisinde örgütlenmelerini güçlendirdi. Kişileri, halkı kendisinden yana örgütledi. Bilinçlerini kendisine göre ayarladı. Böyle derken Demirel'ler çıktı, işte kimler çıktı, Türkçeşler çıktı, Erbakanlar çıktı. Yeni partiler kuruldu. Geldik 68 kuşağı. 68 kuşağı bir tepki kuşağıdır, isyan kuşağıdır, bir başkaldırı kuşağıdır. Türkiye'de de bu sağcı partilere, iktidardaki sağcı partilere denk geldi. Onlara karşı bir tepki gelişti. Bunu sistem tehlike gördüğü için orada bir darbe daha yaptı 10 sene sonra. Darbecilerin başına Nihat Erim'i getirdiler. Ve bu Nihat Erim 68 kuşağının önderlerini, mücadele edenlerini sokakta, üniversitede, eğitim alanlarında, yaşamın diğer alanlarında mücadelenin önderliğini yapan kişileri tutukladı, vurdu, öldürmeye çalıştı ve işkence yapmaya çalıştı. Yani demek istediğim, TKP'den sonra bir tip oluşumu oldu 1960'larda. Herkes Türkiye İşçi Partiliydi. Evet. Dolayısıyla 68 kuşağı da onların içerisinde gençlik örgütleri gibiydi ama tipi açtılar. Tip geride kalıyordu. Onu reformcu görüyorlardı, geri görüyorlardı. Ve böylelikle kendi çizgilerini dünyadaki gelişime göre ayarladılar. Ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdular. İşte denizlerin yargılandığı dava, 24 kişilik bir davadır. Tahko davası. 24 kişi tutuklandı, dava açıldı. Yani davanın sonucunda bakarsak 72'de 24 kişilik davada 18 kişiye idam verildi. Diğerlerine müebbet verildi. Bu 18 kişinin içerisinde de
bildiğimiz gibi 6 Mayıs 1972'de yani 48 yıl önce neredeyse yarım yüzyıl önce bir sabaha karşı daha hiç kimse uyanmadan hapishanede dar ağacına çektiler bu 3 kişiyi. Diğer arkadaşlarını da Muhammed Aksel idam etmediler ama muhabbete çevirdiler idamlarını. Böyle bir durum yaşandı. Evet. Ve şey çok tabii mesela yani sembol olmalarının nedeni gerçekten çok iradeli ve nasıl derler çok cesaretlilerdi. Yani onları anlatırlarken mesela hani insanın içine burkan ama aynı zamanda tam hani o insanı içine burkan ağlarken güldüren yanları da vardı. Mesela işte söylediklerine göre Hüseyin'den şey yapıyor. Nasıl derler? Hücrelerine dadanmış bir fareyi işte alıyorlar. İsmini de Abdurrezzak koyuyorlar. Onu kuyruğundan ipe asıp işte diğer korkan arkadaşına şey yapıyorlar, ellerine mesela gezi uzatıyorlar odasına, çubuğun üzerine asıp onu çığlık çığlığa bağırtırıyorlar. Ya da idam edilirken arkadaşlarına mesela yani edileceklerini biliyorlar, hazırlıklar olduğunu görüyorlar. Çünkü birkaç hafta önce bulundukları hücrelerden ışıkları, işte kabloları olabilecek her şeyi alıyorlar, ışıkları dışarıya çıkarıyorlar. Yani kendilerine zarar vermesinler diye bir sürü hazırlıklar yapılıyor ve bunlar da bunu görüyorlar. Ama yani... Bir de başka şey örneği güzel değil miydi mesela? İşte o yakalanmadan önce kaçırdıkları adamın kaçırılma nedenleri şeylerin diğer arkadaşlarının mesela başka örgütten birilerine yapılacak, onlara işte şey yapacaklar, idam edecekler ya da onlara öldürecekler diye eylem yapıyorlardı başka örgütlerden. Bugüne çok örnek bir şey değil mi bu? Yani bir sürü fraksiyonlar oluştu. Bir örgüt lideri bir başka örgüt lideri için eylem yapıp yakalandı mesela. Yani 68 kuşağının zaten bugün bizim beyin hücrelerimizde bıraktığı en büyük iz dayanışmadır. Çok büyük bir çok büyük bir oranda hem ülke içerisinde hem uluslararası alanda büyük bir dayanışma var. Sen falan yerlisin, filan yerlisin, ırkın, dinin, dilin, rengin şudur ya da örgütün budur falan ayrımı yoktu. Herkes anti-emperyalist hedefte, anti-emperyalist talepler için buluşmuştu, birleşmişti, dayanışma içerisindeydi. Evet. Yani 68 kuşağın en büyük izlerinden birisi buydu. Birbirleri için ölüme giderlerdi. Aslında 78 kuşağında da vardı bu biraz da. Örneğin ben 18 yaşındaydım. Afşin'de afiş yapıştırıyorduk biz 3 kişi. Bir bölgeye gittik. Orası MHP'nin etkin olduğu bir yerdeydi. Afişlerimizi gördüler. Beni bir sokakta şey yaptılar, sıkıştırdılar 3 kişi. Vurdular, dövdüler beni falan filan. Neyse biz afişlemeyi bıraktık, kaçtık orada o gece. 17-18 yaşındayız. Gittik 2 gün sonra Disks Sendikası ve Türkler yan yanaydı. Biz Dis Sendikası'nın önündeki bahçede oturuyorduk, çay içiyoruz lise öğrencileri olarak. Başka bir örgütün önderlerinden bir arkadaş, onu sonra 1980'de işkencede öldürdüler, Fehmi Özaslan mesela. Bu olayı duymuş, öğrenmiş, gitti ileride bir sebze meyve satan bir bar içerisinde kilolu bir tane MHP'li vardı, genç. Gidip onu dövdü orada.
O ihbar etmiş o gece. Bizim afişi yapıştırdığımızı. Bunu öğrenmiş, istihbaratını almış. Sen niye bizim arkadaşları ihbar ettin, dövdürdün ve ülkücülere diye. Gidip onu dövdü. Örnek yani. Bu bir dayanışma. Dayanışmaydı. Doğru. Doğru. Böyle 68 kuşağında da tabii yani birbirleri için cezaevinden kaçtılar ya da şehirleri terk ettiler, bilmem ne yaptılar. Birbirlerine bağlılıkları vardı. Çünkü o kuşakta hakikaten bir dürüstçe özünde samimiyet vardı. Davaya inanç vardı. Bir rant ya da politika için ya da şef olayım ya da karizma elde edeyim diye ya da şunu yapayım bunu yapayım diye bir kavganın içerisinde değillerdi. Herkes dürüsttü. Herkes halk için, ülke için, bağımsızlık için, emperyalizmin sömürü ve soygununa karşı birlikte hareket etme kararlılığı içerisindeydi. Çok fazla örgüt de yoktu. Yani TİP'ten sonra, Türkiye İşçi Partisi'nden sonra Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu. Ondan sonra HKPC kuruldu. Ondan sonra TİKKO kuruldu. Yani 3 tane falan öyle oluşum oldu. Ama bu oluşumlar 78'e geldiğinde, 78 kuşağına geldiğinde 33 tane oldu Türkiye'de. Aynen. Evet. Aynen. Ben de tam da işte o açıdan söyledim. Yani işte ne bileyim boyun kısa, işte sen şuradan geçtin, şöyle yaptın. Bir örgüt 4'e ayrıldı, 5'e ayrıldı. Aynı şeyleri söylediler. O dedi ki o parka giydi, o biri dedi bilmem ne. Yani çok böyle şey yapıyorum, espri şeklinde söylüyorum. Gerçekten hiç olmadık şeylerde ayrışmalar oldu. Halbuki bugüne baktığımızda mesela eğer bugün yok gibiysek, yani yok gibiyiz. Anlatabiliyor muyum? Bizim ya haklısınız, bugün yok gibiyiz. Haklısınız. Yani o arada bir gireyim bir isterseniz. Ama Nimet Hanım şunu son 2-3 gündür sosyal medyadaki paylaşımları görüyorum. Herkes denizlere sahip çıkıyor. Herkes denizleri anıyor. Bir anma furyası oldu. Bu sene de koronadan dolayı herkes içeride galiba. O yüzden. Herkes denizleri arıyor. Anıyor, sahipleniyor. Ya bu güzel bir şey, gurur verici bir şey. Ama bu ananların hepsi bir araya gelse, birleşse, örgütlense, organize olsa kapitalizmi yıkar. Evet. Şu anda yeryüzünde kapitalizm çökmüş korona ile birlikte, alternatifi yok. Yani o durumdayız. Hani koronadan dolayı insanlar evine kapandı, arşivleri karıştırıyor, eski resimlere bakıyor, bahçe düzenlemesi yapıyor, evini boya badanasını yapıyor, ev işlerini falan filan. Yani ertelediği şeyleri yapıyor ya. Şimdi bizimki de biraz öyle oldu. 6 Mayıs. Herkes anıyor. Ya bu ananlar birleşse var ya. Korkunç şeyler olacak. Dünya yerinden oynayacak. Evet, ama ama işte şeye dönüştü değil mi? Son yıllarda nasıl derler, klavye devrimciliğine dönüştü ya her şey. Biraz ondan kaynaklı oluyor olabilir mi? Bu korona da böyle bir fırsat yarattı. Ondan önce mesela insanlar yalnızca yazıyordu. Bir yerlerde oturuyorlardı. Muhabbet ettiklerinde konuşuyorlardı. Şimdiki herkes televizyon yayını yapıyor. Ve herkes ekran arkasında. Önce klavyede yazıyordu. Şimdiki ekranda devrimcilik yapıyor. Ya, haklısınız. Yani ben çok onu yadırgamadım. Şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak. Yani 80 öncesi, 1980 darbesi öncesi hangi grup, hangi kişiler en çok ev gezmişse, kişiye ulaşmışsa, yayınlarını, siyasetini ya da bilgisini ulaştırmışsa o önemsenirdi. İngiltere'de örnek, İngiltere'ye versem 27-28 sene önce ya da 30 sene önce burada bir arkadaşımız tek başına 300 tane dergi satardı. Ben Özgürlük Dünyası Dergisi'nin İngiltere temsilcisiydim. Bana gelirdi. Tek başına 300 tane dergi dağıtırdı. Bunu çok överdik herkese. Herkes onu şey yapardı. Bugün kimse sahiplenmiyor. Selam bile vermiyorlar ona.
Yani o gün o değerliydi. Bugün de internette, sosyal medyada, Facebook, Twitter ya da işte Google, LinkedIn gibi sosyal medyada kim daha çok paylaşım yapıyor, kimin daha çok grubu var, kimin daha çok üye sayısı var, ona önem veriliyor gibi geliyor. Yani klavyeye dönüştü o şey, fizik aynen. Şeyler. Aynen. Umarım klavyeler önemli şeyler yapar ileride. İnşallah. Yani sistem değişiyor biliyorsun. Yani bu gidişle alternatifler insanlar aramak zorunda kalacak. Yani böyle olunca da belki bir şeyler gerçekten iyi şeyler üretilebilir. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Hangi ülkedeydi? Yani devrimi başlatmak için internetten ya da işte orada bir ayağa kalkışı örgütlemek için internet üzerinden mesajlaşarak hani bir gecede insanlar sokaklara döküldüler. Neresiydi şu an hatırlamıyorum ama çok oraya eskiye gitmeye gerek yok. Yani Gezi direnişi, ben gittim 2-3 hafta İstanbul'da Gezi direnişine yer aldım. O dönem sadece Gezi direnişi değil, Fransa'da, Latin Amerika'da birçok yerlerde direnişler vardı. İnternette organize ettiler onu. Tabi. Yani Venezuela'dan tut da ne bileyim Fransa'ya birçok yer. Aynen. İnternette örgütlenme anı şey yaptılar. Şu anda öyledir yani. Biz bir toplantı organize etsek örnek yani. Bir parti, bir yaş günü partisi ya da bir grup örgütlenmesi, bir sorunu tartışmak için bir toplantı organize etsek ilkin internete şey yapıyorduk. Eskiden ne yapıyorduk? Mektup yazıyorduk evlerine ya da evlerini ziyaret ediyorduk. Ya da işte kapılarını çalıyorduk falan filan. Bugün böyle oldu işte. Değişiyor. Yaşam biz değişiyor, biz yaşlanıyoruz. Sistem de değişiyor. Sisteme uymak zorunda kalacağız. Uzun zamanda evde kalacak insanlar böyle görünüşte bakılırsa yani. Ve bir şeyler üretmek zorunda kalacak herkes kendi adına diye düşünüyorum. Evet. Üretiyorlar görüyorum. Yani birçok dediğiniz gibi siz de bahsettiniz. Herkes televizyon kurmaya başladı. Herkes yani bu işte kolaylaştı. Eskide ya 25 sene önce biz televizyon kurmaya çalıştık. Croydon'da bilmem onun şeyi vardı. Home office. Ofcom. Sadece 2 milyon pound uydu uzayda bilmem ne kirası istediler. Düşün. Bugün onlara gerek yok. Tabii. Evet. Daha da kolaylaştı. Ama bu kolaylıktan ne kadar faydalanabiliriz? Neler, nasıl yararlanabiliriz? Yeryüzünde, doğada, ülkemizde, yaşadığımız yerde, burada eşitlik, adalet konusunda daha çok ne kadar güzel şeyler yapabiliriz? Yani bu soygun, sömürü, yani 68 kuşağının, denizlerin öngördüğü, hedeflediği o hedefleri nasıl gerçekleştirebiliriz? Yoksa herkes yani biraz bizim toplumda şey de var yani, o da bir eleştirimdir eskiden beri de, biraz ölü sevici şeyi çok fazla. Yani internette birisi diyor ki işte teyzemin bilmem neyi yani daimi bilmem vefat etti. Yüzlerce kişi ona mesaj atıyor, geçmiş olsun, başın sağ olsun. Zaten söylenen de 5-6 kelimedir. Hep birbirine benzeyen. Ama dese ki teyzemin oğlu ya da daimin oğlu falan yerde devletin saldırısına uğradı ya da ırkçı bir grubun bilmem neyine saldırdı, gelin orada toplanalım dese 2 kişi ya da 3 kişi oraya yazıyor. Yani böyle bir olay da var. O yüzden 6 Mayıs'ı herkes ansın, çok güzel, analım. Fakat 6 Mayıs'ı en güzel anmak onların idealleri için mücadele etmektir. Buluşmaktır, birleşmektir, örgütlenmektir, mücadeleye atılıp yeryüzünü değiştirmeye çalışmaktır. Yani evrensel düşünüp yerel hareket etme olayını gerçekleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Tekrar dönersek eğer denizlere dönelim istiyorum tekrar. Ailelerine yazmış oldukları mektupları var mesela. Bilmiyorum şu an senin
Önünde açık var mıdır onların mektupları? Ya benim üçünün de mektubu var ama Deniz idama gitmeden önce karaladığı bir şiir var. Onu okuyalım isterseniz. Tamam, harika olur. Yani çünkü idamdan sonra Deniz'in eşyaları, 32 parça eşyasını babasına, ailesine teslim ettiler. İçinde bir de not defteri vardı. Not defterinin arkalarında bir şiir karalamıştı Deniz. Ona bir bakalım. Bak, bunu tahminen diyorlar bir ya da iki gün önce yazmış deniliyor. Şöyle yapayım mı? Mektubu okuyayım, arkasından da şiiri oku. Olur mu? Olur, fark etmez. Mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar ne üzülmeyin desem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanızı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de tereddüte düşmeyeceğimden şüpheniz olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yolu bilerek girdi ve sonunu da ne olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin için değil, Türkiye'de yaşayan Kürt Türk halklarından anlayacağını inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerekli talimatları verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşan da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimciliğin olağanca ateşiyle kucaklarım. Oğlum Deniz Gezmiş. Evet. Yani idam 6 Mayıs'tan önce, idama gitmeden önce koğuşunda da şöyle küçük bir şiir kalemi alıyor. Yenilmişsem elim kolum bağlı, boynumda yağlı ip, gelip dayanmışsam dar ağacına, dudaklarımda yarın, gözlerim yarınlarda, unutmak mı gerek seni? Kapılar kapalı, tutulmuşsa gece kapkara yollar. Sıcacık bir sevgi sunmayacak mıyım insanlara? Bakmayacak mıyım yarınlara? Seslenmeyecek miyim insanlara? Diye bir şiir kalem almış. Muhteşem, muhteşem. Bu arada Turan Zorlu iyi yayınlar ablam demiş. Merhaba Şefkat'in demiş Ercan Ferhatoğlu. İbrahim Akar merhaba demiş. Mehmet Ali Doğan selam Nimet, selam Kadim demiş. Ve bu arada yani izleyen, yazmayan ama izleyen birçok dostumuz var. Hülya Sarı'da alkışlamış yaptığımız programı işte akışını kutlamışlar. Hepsine peki, selam ve sevgiler, iyi akşamlar diliyoruz. Aynen. Aynen. Hani o mektubunda yazmış olduğu kardeşimin mesela hani ilimle uğraşmasını istiyorum demiş mesela. O şimdi bir dilekti yani, ama kardeşi Bora o bilimle uğraştı mı uğraşmadı mı onu pek takip edemedim ama Deniz'in babası öğretmendi. Yani eğitimli bir ailenin çocuğuydu. Evet. Erzurum kökenli Türk ulusundan.
Mesela Hüseyin İnan'da Kürt ulusundan Yusuf da Çerkez olduğunu biliyorum örneğin. Yes. Evet, evet, evet. Yani bak her Türkiye'deki bütün toprakların birer temsilci seçmiş gibi sanki bugün öyle bir şey yapmış gibi insanın aklına da geliyor. Yani ilginç. Gerçekten ilginç. Pardon. 6 Mayıs 1972, yani 48 sene geçti aradan. Evet. Neredeyse yarım yüzyıl geçti. Bu insanları unutmak mümkün değildir. O yüzden kimse unutamıyor. Neden unutulamıyor? Büyük iz bıraktılar. Evet. Büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Yaşları 22 ile 25'ti. 25 arasıydı. Son derece dürüst idiler. Davaya da yaptıkları işe de son derece dürüst ve samimi yaklaşıp gereğini öyle yaptılar. Hiçbir hile, üçkağıt ve benzeri şeyler olmadı. Yani şimdi yani bugün o günden bugüne gelen halen parti başkanlığı bile yapan bazı kişilikler de var. Yani işin başka kurnazlığını yapıyorlar. Örneğin CHP Genel Başkanı bugün Karşıyaka'ya gitti, Denizler'in mezarını ziyaret etti. Güzel bir şey. Niye gidiyorsun diye kızılmaz. Ama aynı CHP idamlara oy kullandı. Oy verdi. Tabii. Bakın 24 kişilik TAKO davasında 18 kişiye idam verildi. Diğerlerine muhabbet. Ve bu 18 kişi de 6 Mayıs 3 tanesi 6 Mayıs'ta idam edildi. Deniz Yusuf Hüseyin. Bu idamı onaylayan 450 kişilik evet. Ankara'daki mecliste 323 kişi oy kullandı. Bunun 273'ü evet oy verdi. 48'i hayır verdi. İkisi çekimser kaldı. 67 milletvekili de hiç gitmedi meclise. Yani CHP'lilerin büyük çoğunluğu meclise gitmedi, oy kullanmadı. Gidenler de evet oy verdi. Bugünkü lideri de Karşıyaka mezarlığına Ankara'da gidip denizleri aldı. Hala hazırda yatan şimdilik imza attığı için yani Erdal neydi? Erdal Eren yanlış söyledim. Nerede? İçeride bir millet. Erdem Eren var içeride. Yani onun dışında HDP'nin eş başkanları içeride. Bunların meclisteki bu idamı evet dediler. Aynen. Aynen. Böyle iki yüzlü bir politika da var. Bunu da görmemiz gerekiyor. O yüzden yani doğru bir davranış değil CHP'nin. CHP'nin bir kere özür dilemesi gerekir. Ondan sonra da Karşıyaka'ya git. Bunların ailelerini ziyaret et. Özür dileme kültürü yok Türkiye'de. Yok. Kesinlikle yok. Hiç özür dileme yok. Yok, kesinlikle. Bu arada Almanya'dan Hilmi Toy, değerli dostum, arkadaşım, çok sevdiğim birisidir. Karşıyaka'nın üç gülü, Deniz Gülü, Yusuf Gülü, Hüseyin Gülü idealleri ve eylemleriyle yaşıyor demiş. Yüzümüzü denizlere, özümüzü İbolara, siperleri mahirlere, şafakları nuhaklara döndürdüğümüz günler aşkıyla, saygıyla selamlıyorum demiş. Cengiz Topbaşlı, çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir yoldaşım yine Türkiye'den. O da merhaba, iyi yayınlar demiş. O çok sevindim yani onların katılımlarına gerçekten. Bu arada tabii Facebook'tan da bakmam gerekiyor. İbrahim Akar merhaba demiş dedik. Hıdır Kurt iyi yayınlar demiş. Katılım var. Çok da iyi yani. Her iki taraftan da katılan dostlarımız ve merhaba diyorlar. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Evet, herkese merhabalar. İstiyorsanız bir de Yusuf Aslan'ın bıraktığı mektubu okuyalım mı? Okuyalım. Onu sen oku, Hüseyin İnan'ı da ben okurum yine. Tamam. Bütün akrabalara diye başlamış. Bu mektubumu okuduğunuz zaman artık aranızda olmayacağım. Mektubumu Senato'nun idamlarımızı tasdik ettiğini öğrendiğim anda yazıyorum. Şu andan emin olmalısınız ki bugüne kadar davama olan inancım sarsılmamıştır. Sehpaya gidene kadar da en ufak bir sarsılma olmayacaktır. Ben halkımın kurtuluşu, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için savaştım. Sizler beni tanıyorsunuz. Bir yıldan beri bu bir avuç sömürücüler, vatan satıcıları, işbirlikçiler ellerindeki bütün imkanlarla bizi dışarıdan yardım gören beyinleri yıkanmış vatan haini, dışarıdan emir alan bölücü anarşist diye tanıtmaya ve halkımızdan bizi koparmaya çalıştılar. Bu bir avuç azınlığa göre vatanseverlik, vatan satmak, yabancılarla işbirliği yapmak, NATO'yu, Amerika'yı savunmak, 6. filoyu ağırlamak, milyonlarca köylünün geçimi olan haşhaş ekimini elinden almak, işçinin grev hakkını engellemek, Amerika'ya ve emperyalizme hizmet etmektir. Biz bunlara karşı çıktık. Bunun için biz vatan haini, onlar vatansever oldular. Bizi bu mücadelemizden dolayı güya adil mahkemelerinde yargılayan ve yine adil kurumları eliyle asacak olanlar bilmelidirler ki biz halkımızın kurtuluşu ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi uğruna şerefimizle bir defa öleceğiz. Bizi asanlar, son sözüm yaşasın işçiler, köylüler, yaşasın devrimciler, yaşasın halkımın kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaşanlar, yaşasın tam demokratik Türkiye'nin kurulmasında yana olanlar. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşist koalisyon. Yusuf Aslan. Bendeki mektupla, yani eksik olan acaba bendeki mektuplar, yani bulduğum şey sayfası eksik mi veriyor bilmiyorum. Bu kadar detay. Bu benim okuduğum mektup 2 Mayıs'ta yazılmıştı. Bir de babasına yazdığım, idamdan önce yazdığım mektup var. Onu da siz okuyun istiyorsanız. Ha, babasına yazdığım mektup. Pardon. Tabii. Doğru. Tabii. Sevgili babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben ebediyen bu dünyadan göç etmiş olacağım. Ne kadar sarsılacağını tahmin ediyorum. 1,5 seneden beri benim yüzümden nasıl üzüntü içinde olduğunuzu malum. Bu son olayı da metanetle karşılamanızı sadece dileyebiliyorum. Babacığım, bu olayda da annemin ve Yücel'in senin tesellilerine ve desteklerine ihtiyaçları çok. Bunun için ne kadar metin olursan hem senin sağlığın hem de onlar için o kadar iyi olur. Elbette ki yıllarca emek verip yetiştirdiğin bir oğlunu bir günde öldürülmesi kolay gibi hissedilebilecek bir olay değil. Fakat siz benim için kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben bu açıdan rahat ve vicdan huzuru içinde gidiyorum. Sizler de bu bakımdan rahat ve huzur içinde olduğunuzu ve olacağınızı biliyorum. Babacığım, annemin ve Yücel'in senin desteklerine muhtaç olduğunu yukarıda söylemiştim. Onları rahat ettirmek için bütün gücünü kullanacağını zaten eminim. Babacığım, buradan şunu ilave edeyim ki Yücel'in hastalığından kendimi sorumlu hissediyorum. Yücel için her şeyini ortaya koyacağım konusunda hiç kuşkum yok. Ablamlar için söyleyeceğim fazla üzülmesinler. Olayın sarsıntısı geçtikten sonra normal hayatlarına devam etsinler. Mehtap, ne dileyim? Benim için her zaman bol bol öpün. Babacığım, cezaevinde kalan arkadaşlarımı ara sıra yoklarsan, hallerini hatırlarını sorarsan çok memnun olurum. Her birisi oğlum sayılır. Dışarıda bizler için uğraşan dostlarımı ve
dostlarının hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Mektubumu burada bitirirken size annemi Yüceli, ablamı Aziz abiye, Mehtap'ı hasretle kucaklayacağımı kucaklarım babacığım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Yusuf Aslan. Akrabalarına da bir mektup yazdım fakat belki vermeyebilirler. Akrabalarına da ayrıyeten yazmış. Onu da ben okudum zaten. Evet. Daha sonra da işte bitişe doğru isterseniz mektubunu okursunuz. Tamam. Öyle. Yani aslında bu mektupları onlara anlatmaktan daha iyidir. Mektupları da anlaşılıyor zaten. Şimdi kesinlikle. Ben ne kadar Deniz'i övsem, Hüseyin'i, Yusuf'u övsem azdır. Azdır. Zaten toplum, izleyiciler, bizi dinleyenler, herkes biliyor. Bu 68 kuşağının önderleri İbrahim Kaypakkaya, Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler. Yani bu bir başkaldırının sembolleriydi o topraklarda. Birçok insanı onlar etkiledi. Yani bugün örnek hepimizi onlar etkiledi. 33 tane fraksiyon çıktı dedik. Bunlardan etkilendiler. Yani bugünkü Kürt Ulusal Hareketi'nin önderliğini yapanlar da 68 kuşağında etkilendiler. Yani hayatlarını okursak. Yani önemli bir başkaldırıydı. Saygı duymak gerekir. Sahiplenmek gerekir. Bu başkaldırıyı 21. yüzyılda daha modern, daha çağdaş bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Yani yeryüzünde tamamen adaleti, eşitliği, kardeşliği, hürriyeti sağlamak için sömürü, soygun ve düşünün yani dünyanın 8 milyara yakın nüfusu var. Bu nüfusun %1'i dünyayı idare ediyor, yönetiyor, yönlendiriyor, sevk ve idare ediyor. Kanunlarını koyuyor, önümüze uymamızı sağlıyor. Diğer %99'u bunun dışındadır. Aynen. Bu yanlış. Kesinlikle. Bu gezegende bunun değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onların hedefi de oydu zaten. Yani kesinlikle uluslararası ilişkiler konusunda önümüzdeki hafta bir arkadaşla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ama ondan evet. Sonraki hafta işte bize bu sistemin dayattığı ve değişsin dediğin noktaların aslında bizim beceremeyip de yine emperyalist güçlerin becerdiği bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Evet, dünyayı değiştirecekler ama bizim istediğimiz şekilde olmayacak ne yazık ki yine. Yani bu korona aslında koronayı da bu arada konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız. Zorundayız. Hayatımızın içinde. Evet, milyonlarca insan, hatta milyarlarca insan ev hapsinde. Biz İngiltere'de 1,5 aydır ev hapsindeyiz. 2 aydır olanlar var, yeni başlayanlar var derken. Ben Şubat'tan beri evdeyim. Düşün. Yani korona bir eşitlik sağladı aynı zamanda dünyada. Zengin fakir demedi, yönetici ya da yönetilen demedi, ezen ezilen demedi. Kimi bulduysa, kimi zayıf yakaladıysa üstüne oturdu hemen. Tabii orada parası olan, özel doktorları falan tutan ilaçları onlar erken atlatıyor. Yine tabii, orada bir şeyleri var. Eşitsizlik gene var yani. Bir eşitsizlik var ama ülke tanımadı, herkese gitti. Yani örneğin bugün en fazla Amerika bu işin şeyini yapanlar çekiyor. Yapanlar da onlar zaten. Yani ilahi adalet gibi geliyor bana. Yani Uzak Asya'da başladı. Hindistan, Endonezya, Kore, Çin, İran gibi yerlerde başladı. Bugün oralar önledi. Avrupa'yı yakıyor, Amerika'yı yakıyor. Yani ben ondan emin değilim biliyor musun Kadim? Benim yeğenim Kasım'ın sonunda İtalya'ya gitmişti. Evet. İtalya'ya gitti.
Ve 10 gün, 15 gün falan kaldı. İtalya'dan döndüklerinde aralığın işte 10'u 14'ü falan gibi geriye döndüler. Döndükten sonra yeğenim yani bir hafta sonra acayip bir hastalandı. Oğlu hastalandı, kendisi hastalandı, eşi hastalandı. Arkasından annesi hastalandı. Onlar hafif atlattılar, gençtiler. Ama Sadegül, abimin eşi yani, çok ağır geçirdi. Oksijen verdiler, hastaneye yatırdılar, işte serumlar verdiler. Doktorlar dediler ki o zaman korona falan yok ortada yani. Evet, bir mikrop, bir mikrop ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani dediler ve onu atlattı mesela abimin eşi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve ta Avrupa'da yani şimdi mesela o Avrupa'dan Amerika'ya gitti deniliyor. Çin'den geldi deniliyor. Ama Avrupa'da yani ta Kasım ayında vardı yani. Ama mikrop da zaten şimdi 2019 mikrobu zaten oradan söylüyorlar 2019'unda. Ama 2018'de de vardı, 2017'de de vardı, 2015'te de vardı. Korona hep vardı hayatımızda. Ama korona olarak kimse bilmiyordu. Bu sefer ismini İspanyolca koydular. Korona. İspanyolca yani koydular. Yeryüzü 1400'lü yıllarda vardı, 1912'de burada 1 milyon insan öldü İngiltere'de. Tabii. Tabii. Gemiye binen Amerika'ya kaçtı. Bugün İrlanda'nın nüfusu 5 milyon dolayındadır. Aynen aynen öyle. Kuzey ve güney. Ama Amerika'da 15 milyon İrlandalı yaşıyor. Niçin? İşte bu veba salgını İngiltere'de başladığında yaklaşık 1 milyon insan öldü. Yani yoksulluktan, bu salgından falan. Herkes Amerika'ya kaçtı. Ya doğada mikroplar var. Ama bu mikroplarla yaşamasını bilmemiz gerekiyor. Doğa kendisi üretiyorsa bunun çaresi de vardır. Ama tartışılıyor bu korona. Biyolojiktir ya da özel olarak yapıldığı Çin-Amerika arasında bir çatışmadır, yokçudur, budur falan da filandır. Yorumlar, spekülasyonlar falan vesaire çok var. Ama izliyoruz 1,5-2 aydır. Hakikaten hiçbir bilim çevresi de halen bu korona nereden çıktı, nasıl çıktı, nasıl bulaşıyor, nerelerden bulaşıyor ve çaresi, önlemi nedir? Yani bize bir maskeyle eldiven öğrettire başka bir şey yok. Hiçbir bilim çevresi de kitleleri, yeryüzündeki toplulukları doyurucu, inandırıcı bir açıklama yapmadı. Henüz bir aşısı, bir ilacı, bir yapı, bir bilmem neyi bulunamadı. Bulunamadı mı acaba? Ben öyle düşünmüyorum. 2014'te koronavirüsünün 2020'de böyle bir vurgun yapacağını raporlamışlar. Var yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. 2014'te olan bir şeyin eğer ki hani bu böyle bir vurgun olacağını biliyorlardıysa önlem almamış olabilirler mi? Önlem almamaları için bir neden olması gerekiyor. Yani var, bence ilacı da var, aşısı da var ama şu an eksik bir şeyler var. Bundan dolayı bu işi bitirmiyorlar diye düşünüyorum. Yani bu organizeli bir şey diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani ben ona bir şey diyemiyorum. Yani organizeli midir şey, tabii aldatmaca yaparlar. Bunlar aldatmaca ve benzeri şeyler yaparlar ama doğanın kendisi mi üretti bunu, böyle bir mikrop mudur bulaşıcı ya da bunlar biyolojik bir şey mi ürettiler diye yüzünde bir kesim 60 yaşın üstündekilerini bilmem temizlemek ya da Asyalıları temizlemek ya da ne bileyim Avrupalılar, böyle bir şey var mı yok mu, bu tabii zamanla çıkacak, şu anda erkendir. Aynen. Fakat sonuç itibariyle bu mikrop, korona mikrobu ve 6 Mayıs mikrobu aynıdır. 6 Mayıs'ta idama götürenler bunlardır. Bu koronayı da bugün yaygınlaştıran ya da önlem alamayan ya da çaresini bulamayanlar aynıdır. Aynı mentalitedir. Bunlara karşı klavyelerin başındaki dostlarımız, arkadaşlarımız neden anti-emperyalist bir gelişme gösteremiyoruz? Tam zamanı,
tam zamanı. Yani bu arada bir soru var. Yani denizlerle ilgili bir Ciaye Mezin sormuş. Deniz'in Kürt isyanına karşı takındığı tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Olumsuz tavır demiş. Niçin olumsuz tavır olduğunu bilmiyorum. Cengiz yoldaşım demiş ki bizler de yoldaşımızı seviyor ve özlemle, muhabbetle yad ediyoruz. Saygılar demiş. Bu arada Münevver Bayram katılmış. Mehmet Bayram ve Münevver Bayram çok sevdiğim gene yoldaşlarım Sakarya'dan. Onlara da selamlar. Bedran selam canlar, iyi yayınlar demiş. Dostlarımızın hepsi buradalar. Vallahi çok iyi. Hepsine selam ve sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Son 10 dakikaya girdik. Yani Deniz'le ilgili soruya hemen cevap verelim isterseniz. Lütfen. Çünkü zamanımız kalmadı. Deniz anti-Kürtçü, anti-Kürt davası güden bir kişilik değildi. Dar ağacında yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi diye slogan attı. En son sloganı buydu. Bunu attı. Artı Deniz Hakkari'ye gitti. O köprüleri geçti. Oradan Filistin'e geçti. Başka halkların bağımsızlık, özgürlük ve hak ve adalet mücadelesini hep destekledi. Desteklemeseydi Filistin'e gider miydi? Hakkari'den geçerek gitti. Ya da idam sehpasında ip boynuna takılmış yaşasın Türk ve Kürt atlarının bağımsızlık mücadelesi der miydi? Bana göre Deniz, Hüseyin, Yusuf ya da 68 kuşağının öyle bir ırk, din, dil, renk, cins ayrımı yapmıyorlardı bunlar. Herkese eşit, herkesin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine katılmasını istiyorlardı diye düşünüyorum. Bir de o zaman yani zaten onların öncülüğünden sonra ya da onlardan sonra bir sürü hani hareketlerin gelişmesi, oluşması ondan sonra oldu. Evet. Yani Doğu Demokratik Kültür Dernekleri, DEDAKADE o zaman çıktı. Aynen. 68 kuşağından etkilendi. Tabii tabii. Bugünkü Kürt Ulusal Hareketi'nin önderliğini yapan İmralı Adası'ndaki Abdullah Öcalan kendi yazılarında söylüyor. 68 kuşağında etkilendiğini, yürüyüşlere katıldığını vesaire. Yani karşı değiller. Öyle bir çelişki olduğunu sanmıyorum. Ama hani şey var ya, hani Atatürkçü tavırları ya da işte şey, ama bundan dolayı da yargılayamazsın. Ben mesela yıllar önce yaşadığım burada bir olay var. Şimdi Apo'nun resmini getirip bir Kürt arkadaşlar duvara astılar. İki gün sonra da Samsunlu Türk bir arkadaş Atatürk'ün resmini getirdi. Çocuğu linç ediyorlardı. Ben dedim ki yani hakkınız yok böyle bir şey yapmaya. Şimdi yani sen önderin olarak o insanı getiriyorsun, şey yapıyorsun. Türk bir adam, onun da önderi bu. Yani eğer ki karşılıklı saygı duyarsan bir şeyler olacak. Saygı duymazsan tamam, eksikler var, yanlışlar var. Bunları tartışabilirsin, konuşabilirsin. Zaten konuşuyorsun ya da karşılıklı çalışıyorsun. Birbirinizi öldürmeyi düşünmüyorsunuz. İyi insan olduğunu düşünüyorsun. Niye mesela şey yapmıyorsun? Ne bileyim yani karşılıklı anlayış göstermiyorsun filan demiştik. Ama vallahi adamı linç ettilerdi arkadaşlar. Onu da her zaman söylerim, yanlış. Yani Denizler hakkında bazı tabii ben de orada burada duyuyorum ya da okuyorum. Aynen. Kemalist böyle bir yapta yapıştırmaya çalışanlar var da. Bak esas Denizler tipi Türkiye İşçi Partisi'ni ve önceki TKP'yi Kemalist gördükleri için Kemalizm'de sıyrılmak için böyle bir ayrı bir hat kurdular, oluşturdular, geliştirdiler. Ama az oldu, tam etkili olamadı, bilmem ne olamadı. Onlar ayrı şeyler. Denizlerden sonraki oluşumların göreviydi onu Kemalizm'den kopmak ya da bilmem ne yapmak. Onlar ne kadar yaptılar, nasıl yaptılar, o ayrı bir tartışma konusu. Fakat Denizler Kemalizm'den kopuşu her ne kadar
61 anayasasına saygı duydularsa da bilmem ne yaptılarsa da Kemalizmle kopuşu başlattılar diye düşünüyorum. Yani. Kadim valla aslında konuşacak çok şey var. Dediğim evet. gibi ileriki günlerde yani iki hafta sonra filan tekrar korona üzerine konuşalım istiyorum. Tekrar davet etmek istiyorum her zaman. Vallahi korona üzerine bence uzmanları çağırın. Ben uzman değilim. Ama yani işte aynen öyle. Belki birkaç arkadaşı birlikte çağırın. Ha öyle olur. Yani yorum yapalım. Görebildiklerimizi yorum. Vesaire. Tabii yani ama. Tabii bir olaydır. Bilimsel bir olaydır. Ama sen burada da günlük yaşamı da takip edenlerden bir tanesin. Yani burada çok güzel oluşumlar oldu. Onlardan, onların içinde de olduğunu biliyorum. Yani bunlarla ilgili bilgiler de verebiliriz. Yani konuşuruz, kesinlikle konuşuruz. Bitirmeden önce ben Hüseyin'in mektubuna senin son sözlerini aldıktan sonra son sözlerini alayım. Benim sormayı unuttuğum, eklemek istediğim bir şey varsa lütfen onu da ekle. Ondan sonra da ben Hüseyin'in mektubuyla kapatayım istiyorum. Yani konu aslında çok geniş, yelpazeli bir konudur. Tabii hepsini bir saatte herkes konuşup şey yapamaz. Ama kısaca 6 Mayıs 1972, 68 kuşağının başkaldırısının kapitalizme, sömürüye, soyguna, zulme karşı başkaldırının dar ağacına çekilmesidir. O yüzden bu insanların, bu kuşağın çok güzel, samimi, dürüstçe davranışları ve mücadelesi vardı. Bunu geliştirmek, büyütmek, ilerletmek gerekiyor. Gerekiyor derken bunu 33 örgüte bölünerek değil, bunu şunu yaparak değil, küçük küçük hesaplar ya da kariyerizm ya da etiket vesaire kendi örgütümü kurayım, kendi dükkanımı kurayım hesabıyla değil. Bir bütün evreni düşünmemiz gerekiyor. Dünyayı düşünmemiz gerekiyor. 8 milyar insanı. Tamam 221 ülke var ama evrensel düşünüp yerel hareket etmemiz gerekiyor. Yani bulunduğumuz alanda hak, adalet, eşitlik, kardeşlik, özgürlük, sınırsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünyayı nasıl yaratabiliriz? Kimlerle birlikte bunun çalışmalarına katılabiliriz? Bunlar için bir şeyler yapılması denizlere sahip çıkmaktır. 6 Mayıs'ı anmaktır. Onların o şanlı direnişini sahiplenmektir diye düşünüyorum. Herkese sevgi ve saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben Hüseyin'in mektubu da nasılsa çok kısaydı, onu okuyayım. Babama, anneme, kardeşime ve yakın akrabalarıma söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Bir insanın sonunda karşılaşacağı tabii sonuç bildiği sebeplerden dolayı erken karşıma çıktı. Üzüntü ve acınızı tahmin ediyorum. İleride durumumu çok daha iyi anlayacağınıza inancındayım. Metin olunuz, üzüntü ve acılarınızı unutmaya çalışın. Bütün varlığımla hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yazılacak çok şey var fakat hem mümkün değil hem de sırası değil. Candan selamlar, Hüseyin İnan. Dostlar sağlıcakla kalın. Kadim çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben zaman teşekkür ederim. Için. Mayıs ayı için öfke ve direniş ayıdır diyoruz. Mayıs bizim için hüzün ve yenilgidir. Ama Mayıs aylarını değiştirmek gerekiyor. Az önce senin söylediğin gibi de. Selam, kolay gelsin Zeral Yoldaş demiş. Civan Genç, Nimet Eval, iyi yayınlar. Başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımız maalesef burada bitiyor. Pazartesi günü narsizm ve koronayı konuşacağız. Önümüzdeki hafta çarşamba da gene uluslararası ilişkilerde koronayı konuşacağız. Çarşamba günü, pazartesi ve çarşamba günü olmak üzere şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiler bütün dostlarımıza, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşça kal Kadim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.